10 dakikanız kaldı hanımefendi. Geliyorum. İlaçları? Aldım. Doktor. Doktor, yardımına ihtiyacım var ya. Ama doktor, görmüyor musun halimi ya? Çatır çutur. Kendime bile hayrım yok. Gidiyorum ben eve. Saman nezlesi mi? Doktorsunuz galiba ha? Beyaz önlük falan. Saman nezlesi. Alerjik rinit. Kısaca ağrı ediyorum artık kendisine. Çok felayım. Hadi 2 dakika ne olur. Yok 2 dakika falan. Ayrıca elindeki dosya mor. Demek ki kanser hastası, zaten 2 dakikada falan halledilmez. Ya tamam, yalan söyledim. Yarım saat lütfen. O kadar hazırlamıştım kendimi. Ah! Fake attı. Antihistaminik alsana. Yok doktor, fıs fıs istemiyor o. Alerjen maruziyetinden kurtulabilirsem rahatlayacağım bence. Bilmem, anlatabildim ben. Buhar banyosu da iyi geliyor. Sağ ol. Yok doktor, hadi gidiyorum ben. Hasta 9 yaşında, son dönem alveolar rabdomiye sarkom hastası. Yani senin nezlenden biraz daha ciddi bir durum var. Şu ana kadar söyledikleri pek ilgimi çekmedi doktor, kusura bakma. Halüsine de oluyor. Ve rabdomiyosarkom belli de tutmuş o zaman. Çocukcağız rahat ettirirdi. 1-2 haftası ya var ya yok. Ama beyninde bir şey yok. Tomografi temiz. Kan tahlilleri ve tümör belirtileri normal. Ha, halüsinasyonu kanserle alakalı değil yani. Bakıyorum, ilgini çekti. Ayrıca seni ilgilendiriyor mu bilmiyorum ama eğer beynindeki sorunu çözersen bu kız 1 yıl daha yaşayacak. Ve 9 yaşında birisi için 1 yıl daha yaşamak çok uzun bir süre. Bence değil. Sen de gör. Ver bakalım. Beş major ameliyat, kemik iliği nakli, 14 kür kemoterapi ve radyoterapi. Yani ben kızın yerinde olsam evde bütün gün bilgisayar oyunu oynardım. Burada laboratuvar faresi olmak istemez. Anlaşıldı. Senin başına bir şey gelirse kılımızı kıpırdatmayacağız nişantaşı. Evet. Olay yeri inceleme. Hadi bakalım. Saksılar çalışsın. Ayırıcı tanı. Gelsin. Halüsinasyonların sebebi... Bir saniye. Geliyor. Gitti. Tamam, devam. Allah geldi. Evet. Halüsinasyonların sebebi kemoterapinin nörotoksik etkisine bağlı olabilir. Hayır, olamaz. En son 2 ay önce almış son kürü. Şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı belirtileri. Genetik bir hastalık olabilir mi? Sanmam. Annesinde bir şey yok. Peki baba? 2 yaşındayken boşanmışlar, değil mi? Hı hı. Kanser teşhisi konduğu zaman babaya da kan ve doku testi yapılmış. Ama herhangi bir kayıt yok genetik. Nasıl yani? Babaya kızınız kanser diyorlar, doku ve kan örneği verip pabukluyor yani, öyle mi? İskele babası. Kemik iliği nakline bağlı doku reddi olabilir mi? Ya da beyni tutan bir enfeksiyon. Kan tahlilleri ve lomber fonksiyon temiz.
Enfeksiyon olsa beyinde meniksler şişer. Tomografide meningeal kontrastlanma yok. Bravo Dolapdere. Siz yine de MR ve toksikoloji isteyin, tamam. İsteyelim. Tabii de siz bizim söylediğimiz hiçbir şeyi dinlemeyecekseniz isteyelim. Çünkü tabelada benim adım yazıyor kapının girişinde. Gördün mü bilmiyorum. Kronolojik olarak bakarsak toksine maruz kalmış olması pek mümkün görünmüyor. Bir de üçüncü bir seçenek var. Kız aynayı kırdığı için bütün bunların hepsini uyduruyor. He? Ama onun da testi yok. Ne kalıyor geriye? Yine MR ve toksikoloji. Tamam. Hastayla sen ilgilenme, tamam. Niye? Şimdi iş Türk filmine dönmesi. Sen kızı kucaklamakla kalmaz, bir de anneden velayetini falan almaya kalkarsın, olmaz. Anneyle sen ilgilen Nişantaşı. He? Ben olsam evde bilgisayar oynuyor ölmek isterdim de. Bir de kızın hayatını kurtarıyormuş gibi yap. Yani doktormuşsun gibi. Mış gibi yani. Evet. Bu ne? Zencefil ve ısırgan otu. Bu ne be? İnsan düşmanlığı vermez böyle bir şey. Afiyet olsun. Siyah bir peruk almamız lazım anne. Esmeralda'nın saçları gibi, uzun. Buluruz kızım. Merhabalar, ben Doktor Emre. Kızınızla ben ilgileneceğim. Sen de Elif olmalısın. Yaşasın. Benim de filmlerdeki gibi bir doktorum oldum. Nasıl yani? Yakışıklı, genç. Orhan amca duymasın ama. Tamam, aramızda söz. Elifciğim, seninle beraber radyolojiye kadar inelim mi? Çok kısa bir işimiz var. Ben de geleyim mi? İsterseniz gelin ama bence biz Elif'le beraber hallederiz, değil mi Elif? Şu resmimi bitireyim bir dakika. Tamam. Bir tek tefi kaldı zaten. Ama sen bayağı iyi çiziyorsun Elif ya. Teşekkür ederim. Elif doğum gününde giymek istediği kostümü çiziyordu bana. Ha öyle mi? Çok güzel bir elbiseymiş. Teşekkürler. Hazırım. Hadi. Elif'imizin özel arabası gelsin. Hoppa. Gel bakalım Elif'ciğim. Gel. Alerjik rinit. Bir şeylere alerjim var benim bu hastanede. Yakalayacağım. Acaba neye alerjim var veya kime? Say sen niye bu saate kadar buradasın? Çoktan kaçmış olman gerekirdi. Ha. Belli ki elinde seni cezbeden bir vaka var. Buldum. Elifciğim, şimdi seni yatıracağım. Evet. Ondan sonra da bu zımbırtıyı bağlayacağım. Saturasyon probu anladım. Vay be. Ya ne kadar da profesyonel bir hastasın sen. Benim sana hiçbir şey açıklamama gerek yok o zaman. Ne güzelmiş. Sansürel kateter. Kemoterapi için. Evet. Acıtmıyor değil mi canına? Hayır. Damar deneyini aç verecekleri zaman bir sürü yerden iğne olmama gerek kalmıyor. Harika bir şey bu. Yani Elif'ciğim, daha önce kimsenin santral katetere harika dediğini duymamıştım. Ne dersin? Parkta bir gezintiye çıkalım mı beraber? Hayır, teşekkürler. Tamam. Kelebek de istemiyorum. Duvardaki şey değilse de siz hala kanser arıyorsunuz, biliyorum. Bugün değil Elifciğim. Biz bugün enfeksiyon arıyoruz. Ama dediğin şeyi anladım. Haklısın. Rahat mısın peki? Hı. O zaman ne duruyoruz ya? Hadi yapalım, bitsin. Sen de profesyonelsin. Hoşuma gitti. Hepsi tanı koyma konusunda uzman doktorlar. Buna emin olabilirsiniz. Departmanın başında Doktor Ateş Hekimoğlu var. Kendisi çok iyi bir doktordur. Aynı zamanda benim yakın arkadaşım. Çiğdem Hanım, ben sonucun iyi olacağına inanıyorum ve sizden de inanmanızı bekliyorum. Ama tabii her şeyden evvel
bir teşhis konmasını beklememiz gerekiyor. Bunun için vaktimiz var mı sizce? Yani teşhis konmadan... Çiğdem Hanım, Elif, yani benim tanıdığım Elif kolay kolay pes etmeyecektir. Doğum günü için planlar yapıyor. 3 ay sonrası için. Neyse, ben sizin daha fazla vaktinizi almayayım. Rica ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.